İsmail Çakmakçı kardeşimle, doktor lakaplı İsmail Çakmakçı kardeşimle bir söyleşi yapalım. Ölmeden evvela birbirimizi kamuoyuna tanıtalım istedik. Evet evet. Geç evet. Şimdi saygıdeğer izleyenler, o şaka yapıyor ama samimiyetimle söylüyorum. Ünye'nin elektrik ve elektronik alanında benim patronum Ahmet Bölükbaş gibi de ünlü. Ancak evinden çalışıyor. Eskiden özel yerlerde çalışıyordu. Şimdi evinden çalışıyor. İsmail Çakmakçı kardeşimizi tanıyalım. İsmail Çakmakçı. Rahmet. Kaç yılından beri bu işi yapıyorsun? Önce babanı anneni bir söyle bakayım. Kimsin sen? Vallahi Hamidiye Mahallesi'nden. Köyüm falan yok benim. Hamidiye Mahallesi. Merkez yani Ünye nüfusuna kayıtlı biriyim ben. Rahmetli babanın adını bir söyle bakayım. Babam Seyit Çakmakçı. Seyit Çakmakçı. Evet. Annen hayatta mı? Yok, o da rahmetli oldu. Rahmetli, onu da söyle. Süriye Çakmakçı. Süriye Çakmakçı. Evet. Onların kaç numaralı evladısın? Zaten... Bir tane mi? Bir tane, başka yok. Varı yoğu bir tane. Tabii canım, yeter adam olana çok bile. Evet, saygıdeğer izleyenler, yemin de söylüyorum adam olana çok fazla dedi. Siz Doktor İsmail Çakmakçı olarak, doktor olarak biliyorsunuz, isminizi de bilmiyor çoğu. Evet. Efendim, kaç yıldır elektrik ve elektronik işleriyle iştigal ediyorsunuz? Ustanız kim? Onu da soralım, onu da alalım. Vallahi ben İstanbul'da yetiştim. Yani çok ustam olduğu için. Öyle mi? İstanbul'da yetiştim. İstanbul'da yetiştim. Yani ben mesleğe 15 yaşında bir yandan okuyordum, bir yandan merakla, hobi olarak başlamıştım. Özel kurslarla bir şekilde de hadi severek yapınca insan mesleğini. Evet. Kendimi yetiştirdim. Yani ne bileyim, çok şükür bu şeye kadar geldik yani. Kaç yıldır Ünye'desiniz? Vallahi 25 yaşında Ünye'ye kesin dönüş yaptım diyeyim, İstanbul'da. Bugün kaç yaşındasınız? 55-56. 30 küsür yıldan beri bu mesleği icra ediyorsun Ünye'de. Evet. 30 küsür. Biz sizi fazla yormak istemiyoruz. Mesleğinizin inceliklerini de sormak istemiyoruz. Ama bu mesleğin öneminden biraz söz edersen, en azından bu işle iştigal eden insanlar ihtiyaç duyduklarında aynı işi yapan insanlardan kimi tercih edeceklerini biraz olsun bilerek gelsinler. Vallahi ben ticari bir faaliyette bulunmuyorum şu anda. Yani onun için insanlar bir şekilde işlerini hallettiriyorlar. Yani önemli olan da o. Yani aslında şimdi kimin ne yaptığı, ne yapacağı değildi. Yani insanların işinin görülmesi çağımızda haliyle. Bu işe başlamadan evvela ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de elektrik ve elektronik işlerini yaparken bir üründen malzeme değiştirdiğini söyleyip değiştirmeden ücret alanlar da çok olduğu için biraz açarsınız diye düşündüm ama siz nezaket gösterdiniz, kırmak, dağıtmak istemediniz, söylemediniz ama bunları da bu ülke yaşadı. Parçayı değiştirmediği halde yeniledim beyefendi deyip ücret alanlar da Ahmet oldu. Bey, olay şu bunları aslında. Da söylersen isterim. Hemen ben şöyle söyleyeyim. Buyur. Yani ülkede sanatın ve sanatkarın değeri olmadığı için, yani işçiliğin para etmediği dönemde insanlar ister istemez böyle şeylere şey yapıyorlar ama ediyorlar ama yani adam yalanın sonu var mı? Yok illaki ama haramın binası var mı? Yani yok. Bir şekilde yani ne yapacak, insan da evine ekmek götürecek ama yani var ama Nuh ile uslanmayan hakkı kötektir diyorlar ya. Yani o zaman yapan da yaptıran da artık yine de Allah rızası için çalışanları ve çalışmaya teşebbüs edenleri destekleyelim diyor. Evet, size sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Cümlemize diyorum. Sağ ol, Allah razı olsun.